Merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tarif olan Sebastian Cheesecake tarifini paylaşmak istiyorum. Malzeme listesini hazırlarken ben güzelce hepsini ayrı ayrı ölçtüm. Gramajlarını belirliydi zaten. Onları ölçtüm. Ama bu sizin için zor olabilir. Hani evinizde tartı vardır yoktur veya ölçmek zorunuza gidebilir. Onun için de böyle bardak usulü de hazırladım. Hangisi kolayınıza giderse oradan bakabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama bölümünde de malzeme listesini güzelce yazacağım inşallah. Oradan bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 500 gram labne peynirimi ekledim. Bunu zaten paket halinde satılıyor. Bunu ölçmenize gerek yok. Şöyle tekrar göstereyim. 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerim var. Bu da yaklaşık 150 gram ediyor. Şekerimi güzelce krema kıvamına gelene kadar mikserimle çırpacağım. Labne peyniri ile şekerimi güzelce çırpacağım. Evet, birkaç dakika çırpmam yeterli oldu. Bakın, koyu bir kıvam aldı. Şöyle bir bakın. Şimdi teker teker yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Ve son yumurtasını ekleyip tekrar çırpıyorum. Burada bir paket krema var. 200 gram kremam var. Şimdi 300 gram olması gerekiyor. Bir su bardağına bakın. Şöyle ben ölçerek koydum. Bir su bardağına yaklaşık 2 parmak ilave ettiğiniz zaman yaklaşık 300 gram krema ediyor. Bu kremamı da ekliyorum. Toplam 300 gram krem. Bir tatlı kaşığı nişasta. Bir yemek kaşığı un. Bir adet de vanilya. Bunu güzelce karıştıracağım. Ve bu karışımı güzelce yumurtalı karışıma ekleyip güzelce karıştıracağım. Şöyle karıştırıyorum. Bakın pürüzsüz bir kıvam aldı. Evet, bu karışımı güzelce ilave edip tekrar mikserle bir veya iki defa karıştıracağım. Evet, benim burada 20 santimlik kelepçeli kalıbım var. Bakın ben size şöyle göstereyim. 20 santimlik. Üzerine yağlı kağıdı güzelce yerleştirdim. Karışımı güzelce yerleştiriyorum. Üzeri yanan bir kek oluyor. Üzerinin yanması sizi paniklettirmesin. Sebastian cheesecake yüksek dereceli sıcaklıkta pişen bir cheesecake'tir. Ama benim fırının sıcaklığı çok yüksek olduğu için ben 190 derece pişireceğim. Siz kendi fırınıza göre isterseniz 210 veya 200 derece pişirebilirsiniz. Hani bu tamamen kendi fırınıza göre bir ayarlama yapın. Sıcak fırında 190 derece pişiriyorum. Hemen güzelce yerleştiriyorum. Sebastian cheesecake'im pişti. Yaklaşık benim fırında 45 dakikada pişti. Şimdi tam fırından çıkarttığım zaman şu anda hala çok sıcak ve size göstermek istiyorum. Hala sallanıyor bakın. Şu orta kısmı hala sallanıyor. Bakın çok yumuşak şu kısımları. Tamamen soğuduktan sonra, oda sıcaklığını tamamen soğuduktan sonra iç kısmını sizlerle paylaşacağım. Evet, yaklaşık oda sıcaklığında 5-6 saattir kendi kendine soğudu. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şu kelepçeli kabımı güzelce çıkartıyorum.
Çok güzel gözüküyor, değil mi? Evet. Normal diğer cheesecake'lere nazaran biraz daha yoğun bir peynir tadı hissedeceğiniz çok hafif bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Diğer cheesecake'lerde 8-10 saat mutlaka bekleniyor. Bunda öyle bekleme derdi de yok. Hemen soğuduktan sonra da yiyebiliyorsunuz. Gerçekten çok hafif bir tatlı. Deneyin. Eminim seveceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.